Teşekkür ediyorum oylarınız için. Kaldığımız yerden devam edecek olursak, bugün ajandamızda işleyeceğimiz konularda öncelikli olarak web uygulamalarına giriş yapacağız. Web uygulamaları nedir? Nasıl bir çalışma modeli vardır? Yine daha sonra ASP.NET mimarisini inceleyeceğiz. ASP.NET'te uygulamalarımız, sayfalarımızın çalışma modeli nedir, nasıldır? Bunları inceledikten sonra ASP.NET'in avantajlarında diğer script tabanlı teknolojilere göre ne gibi avantajlar vardır bunları göreceğiz ve ASP.NET ile uygulamaları nasıl geliştiririz? Bizim uygulama geliştirmek için ne gibi araçlarımız var? Bunları ele alacağız. Daha sonra da ben bu webinarlar boyunca, bugün de ve daha sonraki webinarlar boyunca kullanacağım uygulama geliştirme arayüzümüz olan Visual Studio 2005'i de tanıtacağım. Bu UDE'de, bu ortamda nasıl bir ASP.NET web uygulaması geliştirir? Bunları ele aldıktan sonra Visual Studio 2005'in arayüzünü biraz daha detaylı bir şekilde inceleyeceğiz. Ve son olarak da ilk ASP.NET uygulamamızı oluşturup birlikte inceleyeceğiz. Ne gibi yapısı nasıldır bir ASP.NET sayfasının? Arka tarafında ne gibi bileşenleri, yapıları vardır? Bunları ele alıp bugünkü webinarımızı tamamlayacağız. Şimdi öncelikli olarak daha önce Windows uygulamalarıyla uğraşmış olanlarınız varsa, yani uğraşmasanız dahi bizim masaüstümüzdeki çalıştırdığımız o Exe dosyaların tamamı birer masaüstü uygulaması, Windows uygulamasıdır, birer Exe dosyasıdır. Şimdi web uygulamalarına girmeden önce yani biraz masaüstü uygulamalar ve web uygulamalar arasındaki farklılıklar, temel farklılar nedir bunlara da şöyle kısaca bir göz atalım. Bildiğimiz gibi masaüstümüzdeki o Exe dosyaları, uygulamalar sadece kendi bilgisayarımız üzerinde çalıştırılabilecek uygulamalardır. Yani bir Exe dosyasını biz bilgisayarımıza atarız, üzerine çift tıklarız, kendi işlemcimiz devreye girer bilgisayarımızdaki. Bilgisayarımızın yerel kaynaklarını, RAM'ini, hard diskini, ekran kartını ve benzeri bileşenlerini kullanarak bize bir çıktı sunar, bir uygulama ekranı sunar ve burada biz uygulamayı kullanırız. Windows uygulamaları bu şekilde çalışırken web uygulamanın da ise çok daha farklı bir model söz konusudur. Burada tek bir bilgisayar yeterli olmayacaktır bir web uygulamasının çalışmanız için. Bizim hazırlamış olduğumuz web sayfası, web uygulaması bir sunucuda tutulmaktadır. Bir server dediğimiz sunucuda tutulmaktadır. İstemci olarak bizler ise, daha doğrusu ziyaretçilerimiz ise kendi bilgisayarlarındaki Internet Explorer veya Firefox gibi bir web tarayıcısı, browser aracılığıyla bizim sayfamız için bir istekte bulunur. Örneğin URL adresine bir adres girer, nedir tv.com şeklinde. Girilen bu adres bir şekilde internet ortamına aktarılır. İşte routerlardan, modemlerden geçerek isteğin yapıldığı bilgisayar, sunucu bulunur bir şekilde. Daha sonra bu sunucuya bu istek iletilir. Sunucu kendi içerisindeki bileşenleri çalıştırarak bizim sayfamızın HTML çıktısını oluşturur ve istemciye tekrar gönderir. İstemci de kendi tarayıcısı ekranında bu çıktıyı alır, kullanır, görüntüler. Bu şekilde bir çalışma modeli söz konusu. Burada masaüstü uygulamalardan farklı olarak 3 tane önemli bileşenimiz var. Birincisi server, sayfalarımızın, uygulamalarımızın tutulduğu ve yönetildiği bilgisayar. İkincisi istemci bilgisayarı, yani ziyaretçinin, sayfamıza bağlanacak olan ziyaretçinin bilgisayarı. Üçüncü önemli bileşen ise bir internet bağlantısı, yani bir internet ortamı gerekmekte. Sonuçta uzaktaki bir bilgisayar bir şekilde o bilgisayara bağlanmalı. O bilgisayardaki bileşenleri sayfanın çıktısını oluşturup kendi bilgisayarında görüntülemesi için de internet bağlantısı gerekmektedir. Web sayfalarının hani genel olarak tabirle şablonu budur. Şimdi sunucu tarafına şöyle kısaca bir göz atacak olursak, yani sunucu tarafında da bilgisayar web sayfamız sadece dosya olarak tutulmamakta. O tarafta tamamıyla bir yönetim söz konusudur. Yani web sayfalarımız yerel disk üzerine, bir hard disk üzerinde tutulmakta, kalmamakta. O web sayfaların nasıl çalışacağını, ne gibi bileşenlere gönderileceğini, ne gibi programlar tarafından çalışacağını yöneten web serverlar bulunmaktadır sunucuda. Bu web serverlardan kastımız bir IIS olabilir, bir Apache web serverı olabilir. Ki bizim ASP.NET uygulamalarında sayfamızı host edeceğimiz web sunucumuz IIS, yani Internet Information Services adını verdiğimiz sunucumuzdur. Bizim sunucu tarafında sayfalarımız IIS üzerinde host edilir, IIS tarafında tutulur, IIS tarafından yönetilir, gelen istekler alınır bir şekilde. Az sonra zaten bir ASP.NET sayfasının nasıl çalışacağını şekil üzerinde adım adım göreceğiz.
Şimdi bu noktada isterseniz artık ASP.NET'e de şöyle bir giriş yapalım. ASP.NET nedir? Nasıl bir yapısı vardır? Ve bizlere neler sağlar? Şimdi ASP.NET bizim gelişmiş profesyonel web uygulamalarını geliştirmemiz için, oluşturmamız için kullanabileceğimiz bir teknolojidir. Daha önceden ASP ile uğraşanlar varsa veya PHP ile uğraşanlar varsa PHP ve ASP gibi diller tamamen script tabanlı dillerdi. Yani biz yazacağımız, yapacağımız işlemleri HTML kodların arasına ASP veya PHP scriptleri açarak tamamen spagetti kodlama adını verdiğimiz bir kodlama şeklinde gerçekleştiriyorduk. Bu aslında HTML gibi statik bir dili baz aldığımızda, örnek aldığımızda çok önemli bir avantaj bizim için. Çünkü PHP ve ASP gibi dillerle, teknolojilerle daha doğrusu gelişmiş web uygulamaları, dinamik web uygulamaları gerçekleştirebiliyorduk ki bugünümüzde de hala bu geçerli. Hala PHP ile ASP ile uygulamalar geliştiren birçok programcı bulunmakta, birçok şirket uygulamalarını hala bu ortamlarda geliştirmekte. ASP.NET ise aslında hani ASP'nin biraz daha gelişmiş ileri versiyonu gibi gözükse de aslında çok daha farklı bir modeli versiyonu diyebiliriz. Bir sefer tamamen nesneye dayalı bir ortam sunuyor ASP.NET bize. Arka tarafında .NET Framework gibi güçlü bir framework üzerinde uygulama geliştirmemizi sağlıyor. .NET Framework nedir? .NET Framework, Microsoft'un geliştirmiş olduğu dilden ve platformdan bağımsız uygulamalar gelişimini sağlayan bir ortamdır. Biz bu ortam üzerinde bunun içerisindeki sınıfları, kütüphaneleri kullanarak, bunun merkezinde bulunan kamu language runtime yönetimini kullanarak Windows uygulamaları, web uygulamaları, web servisleri, mobil uygulamaları ve şu anda aklıma dahi gelmeyen birçok çeşitli uygulama geliştirip bunların kullanıcılar tarafından kullanılmasını sağlayabiliriz bu platform üzerinde. Şimdi .NET Framework tamamen nesneye dayalı bir ortamdır. Dedik ki ASP.NET'teki uygulamalarımız da bu ortam üzerinde geliştirileceği için bizim önceki ASP ve PHP gibi script tabanlı teknolojilere göre, dillere göre aslında çok çok önemli bir avantajımız olacak ki bizim bu ortamda geliştirdiğimiz her şey tamamen nesneye dayalı olacak. Yani geliştirdiğimiz her şey birer nesne olacak. Tamamen object oriented mimariyi kullanarak uygulamalar geliştirebileceğiz. Bunun getirdiği birçok avantaj var. Bunları ilerleyen kısımlarda, ilerleyen hatlarda zaten birlikte göreceğiz. Yine .NET Framework üzerinde çalıştık. .NET Framework'ün en önemli avantajlarından bir tanesi dilden bağımsız bir platform sunması bize .NET Framework. Dilden bağımsız derken şu anda .NET Framework üzerinde uygulama geliştirilebilecek yaklaşık 50'ye yakın dil bulunmakta. Bu dillerden herhangi bir tanesini kullanarak biz web, Windows mobil uygulamaları geliştirebilmekteyiz .NET Framework üzerinde. ASP.NET uygulaması geliştirirken de bu dillerden herhangi birini kullanabiliriz. Günümüzde en sık olarak kullanılan .NET tabanlı diller C# ve Visual Basic .NET dilleri. Ben bu webinerler boyunca bizim arka tarafta yazacağımız kodlarda C# dilini kullanacağım. Fakat hani biraz inceleyecek olursanız, araştıracak olursanız, daha önce bilginiz yoksa VB.NET olsun, C# olsun. Neredeyse aynı şeyleri kullanmakta. Yapıları, işleyişleri hemen hemen aynı diyebiliriz. Sadece yazım farklılıkları, syntaxları var. Böyle farklılıkları var. Onun dışında kullandığı hemen hemen her şey benzer. Aynı da diyebiliriz. Yani şunu demek istiyorum. Eğer daha önce VB.NET kullananlarınız varsa, hani C# diye çekilmesine dediğim gibi çok ciddi bir farklılık, hatta önemli bir farklılık dahi olmadığını göreceksiniz ilerleyen kısımlarda, ilerleyen haftalarda. Yine .NET Framework arka tarafında kullanılacak. .NET Framework'ün içerisinde bulunan birçok hazır sınıf, yapı ve kontrolü kullanabileceğiz biz ASP.NET uygulamalarında. Bunda da göreceksiniz ki bizim birçok işlemi, belki de saatler, günler alabilecek işlemlerimizi dakikalarda, saatlerde dahi yapabilecek kadar hıza erişebileceğiz. Çünkü bizim normal şartlarda belki de bir saatimizi alacak bir tablo oluşturup da içerisine verileri eklememiz bir saatimizi alacakken ASP.NET'in içerisinde bulunan, daha doğrusu .NET Framework'ün içerisinde bulunan bazı hazır kontroller, sınıflar aracılığıyla bu tip işlemleri çok basit, pratik bir şekilde yapabileceğiz. Çok daha hızlı, performanslı çalışan web uygulamaları geliştirebileceğiz. Yani buradaki hızdan kastımız da şu olacak. Sonuçta nesneye dayalı bir ortam demiştik. Bizim yapmış olduğumuz çalışma, yapmış olduğumuz uygulama, proje arka tarafta bir şekilde
DLL'ler haline getirebilecek. DLL'ler haline getirebildiği için tekrar tekrar yorumlanmasına gerek kalmayacak uygulamanın. Bu şekilde de bir sayfaya istek geldiğinde çok daha hızlı bir şekilde çalışması sağlanabilecek sayfanın. Biraz da ASP.NET sayfalarının içerisindeki bileşenleri inceleyelim isterseniz. Biz bir ASP.NET Web uygulaması geliştirdiğimizde kullanıcı istemli sitemizi ziyaret ettiğinde görüntüleyeceği temel sayfa ASP.NET sayfaları, yani ASP.X uzantılı sayfalar olacak. Şimdi bu ASP.X uzantılı sayfalar daha önceden ASP uzantılı, PHP uzantılı sayfalar neyse, yani aynı şekilde düşünebiliriz. Bizim yazmış olduğumuz HTML bileşenleri, kodlar bu dosya içerisinde tutulmakta. Tabii burada önceki teknolojiye göre bir iki farklılığımız olacak. En büyük farklılıklarımızdan bir tanesi de şu olacak ki bizim sayfamızda HTML kodlarımız ve C# veya VB.NET'te yazmış olduğumuz kodlarımız farklı parçalar olarak ele alınabilecek. Şimdi iki bölüm diyebiliriz. Bir HTML bölümü, bir de kod kısmı, yani C# veya VB.NET kodlarının olduğu kısım. HTML kısmında bizim HTML taglerimiz, etiketlerimiz ve ASP.NET sunucu kontrollerimizin tanımlamaları bulunacak. Şimdi normal bildiğimiz HTML sayfası, daha önceden HTML bilgisi eminim ki vardır, ASP ve PHP bilgimiz olduğuna göre. HTML, body, head taglerin içerisinde işte formlar, div tagleri, table'lar, bu şekilde HTML etiketleri bulunacak. Yine bizim ASP.NET sunucu kontrollerimizde sayfamızın bu kısmında yer alacak ki zaten hani yapı itibariyle de göreceğiz ki HTML etiketi tanımlamalarına oldukça benzemekte ASP.NET sunucu kontrolleri tanımlamaları. Burada ASP.NET sunucu kontrolleriyle ilgili önemli bir ayrıntı, not. Bizim ASP.NET sunucu kontrollerimiz mutlaka mutlaka HTML içerisindeki form tag içerisinde yer alması gerekiyor. Az sonra zaten ilk uygulamayı açtığımızda birlikte inceleyeceğiz, göreceğiz. HTML kısmı bundan ibaret. Kod kısmında ise bizim daha önce de bahsettiğim gibi .NET destekli bir dil ile yazmış olduğumuz ve sunucunun tarafında çalıştırılacak olan kodlarımız yer almakta. Burada yine bahsettiğim gibi C# veya VB.NET gibi bir dil kullanabiliyoruz veya başka .NET destekli bir dil. Herhangi bir kısıtlamamız yok. Bütün dillerle bu tip uygulamaları geliştirebiliyoruz. Bizim yazdırmış olduğumuz C# kodlarımız sayfanın içerisinde veya sayfanın arka tarafında ikinci bir parçada tutulurken bunlar sunucu tarafında çalışıyor demiştik. Yani bu şu demek, bizim çalıştırdığımız C# kodları, daha sonra yazmış olduğumuz C# kodları sunucu tarafında çalıştırılır. Kesinlikle ve kesinlikle bu kodlar, hani C# sintaksiyle istem tarafına gönderilmez. Yani az önce bahsetmiştik, HTML diline çevrilip sunucuda bu şekilde istemciye gönderilir. Şimdi HTML bizim istemcideki tarayıcımızın tanıyabileceği yegane dildir. Yani biz bir web sayfası geliştiriyorsak bizim web sayfamızın çıktısı her halükarda HTML kodlarına çevrilmelidir. Yani biz istemli tarafında, pardon, sunucu tarafında PHP ile, ASP ile, JSP ile veya ASP.NET ile uygulama geliştirdiğini fark etmez. Bir şekilde o sunucu tarafındaki bizim web serverlarımız, web sunucularımız bu kodları bir şekilde farklı bileşenlere gönderecek. Bu bileşenler kendi içerisinde işleyecek bu kodu ve çıktısını HTML olarak üretip tekrar web server'a gönderecek. Web server'ı da istemciye gönderecek. Yani bizim yazmış olduğumuz C# kodları kesinlikle güvende sunucu tarafında çalıştırılacak. Bir HTML koduna çevrilecek ve bu HTML kodları istemciye gidecek. Burada geliştirmiş olduğumuz uygulamanın kod güvenliğini de sağlamış oluyoruz. Yani bu önceki teknolojilerde var olan bir şeydi. ASP.NET'in getirmiş olduğu bir yenilik değil. Genel bir ayrıntı. Şimdi yine buradaki farklılıklarımızdan bir tanesi de önceki teknolojilere, yapılara göre bizim yazmış olduğumuz HTML ve C# kodları aynı dosya içerisinde, yani bir ASP.X dosyası içerisinde tutulabileceği gibi farklı farklı iki dosyada da tutulabilir ki günümüzde gerek ülkemizde olsun gerek dünyada olsun geliştirilen projelerin hemen hemen tamamına yakını farklı dosyalarda tutulan modeli kullanmaktadır ki bu aslında en avantajlı modeldir ki Microsoft da bu modelin kullanılmasını tavsiye etmektedir. Bu modelde şöyle ki bizim HTML kısmımız, yani HTML etiketleri ve ASP.NET sunucu kontrollerinin tanımlamalarının bulunduğu kısımlar
ASPX uzantılı dosyamıza tutulurken bizim C# ile yazmış olduğumuz kodlar ASPX.cs uzantılı bir dosyada tutulmaktadır. Tabii bu iki dosya bir şekilde birbirine bağlanmakta tanımlamalar aracılığıyla. Bu sayede hani sayfa çalışırken, ASPX sayfası çalışırken hangi kaynak dosyasını kullanıp onun çıkartacağı HTML çıktılarını alıp istemciye göndereceğini bilmekte. C# yazmış olduğumuz dosyamızdan ise ASPX.cs iken eğer VB.NET kullanıyor olursak da bu dosyamızdan ise ASPX.vb olacak. Şimdi şöyle bir şey düşünelim. Hani biz bir web sayfası geliştiriyoruz. Bunun da hani ürünler adında olmasını istiyoruz diye düşünelim. Hani ürünler.aspx şeklinde bir sayfa adımız olsun. Bizim HTML kodlarımızın ve ASP.NET sunucu kontrollerimizin tanımlanacağı kısmımızdaki yani bu dosyanın adı ürünler.aspx olacak. C# kodlarının yer aldığı dosya ise ürünler.aspx.cs olarak tutulacak. Yani istemci kesinlikle ve kesinlikle ürünler.aspx.cs dosyasına erişemeyecek kendi bilgisayarından. Biz sadece sunucuya bağlanarak bu dosyayı bir Notepad veya Visual Studio gibi herhangi bir geliştirme aracında açıp edit edebilir, değiştirip tekrar sunucuya atmasını sağlayabiliriz. İstemci kesinlikle kesinlikle ürünler.aspx.cs gibi bizim C# kodlarımızın yer aldığı dosyaya erişemeyecek. Sadece ve sadece ürünler.aspx sayfasına erişebiliyor. Bunun güvenliği IIS tarafından ve .NET Framework'in içerisindeki bazı yapılar tarafından sağlanmakta. Yine tamamen nesneye dayalı bir ortam üzerinde çalışacağız demiştik. Bizim uygulama içerisinde oluşturacağımız bütün sayfalar aslında arka tarafta birer sınıf olarak ele alınacak, sınıf olarak tutulacak. Yani bizim ürünler adında oluşturduğumuz sayfa arka tarafta aslında ürünler adında bir sınıf. Bu sınıf sayesinde biz bu sayfayı bir nesne olarak ele alabiliriz. Uygulama içerisinde olsun, başka sayfalarda olsun bu nesnemize bir şekilde ulaşıp işlemler yapmasını sağlayabiliriz. Yine bizim sayfaya ekleyeceğimiz bütün sunucu kontrollerimiz, ASP.NET sunucu kontrollerimiz de aslında arka tarafta .NET Framework'ün temel sınıf kütüphanelerinde tutulan birer sınıftır. Biz bu kontrolleri sayfamıza eklediğimizde aslında o sınıftan elde edilen bir nesne örneği oluşturulmakta ve uygulamamızın içerisine dahil edilmektedir. Şimdi biz sayfamızı oluşturduk. Ürünler ASP.X diye bir sayfa ve ürünler ASP.X.cs diye bir sayfa. Eğer ki sunucu tarafında yine iki şansımız var. Bu şekilde tutabiliriz veya uygulamamızı yani demiştim az önce bir şekilde C# kodlarını DLL kod kütüphaneleri haline getirip uygulamamızın daha hızlı çalışmasını sağlayabiliriz. Veya işte bu ikinci kısımda dediğim gibi biz bir uygulamanın bir şekilde sınıf kütüphanesine çevrilip sunucu tarafında tekrar tekrar yorumlama işlemine tabi tutulmasına gerek kalmadan derlenmiş haline tutup daha hızlı çalışmasını sağlayabiliriz. Bunları sunucuda tutuyoruz ve IIS tarafından da bu dosyaların yönetildiğini, ele alındığını ve çalıştırıldığını söylemiştik. Sunucumuza herhangi bir istek geldiğinde IIS bunu ele alacak. IIS bu isteği bizim ASP.NET ISP DLL adında bir DLL dosyamız var. Unmanaged bir dosya. Yani .NET Framework tarafından ele alınabilecek bir dosya değil. Amacı tamamen bu isteği işletim sistemi üzerinde olduğu için unmanaged bir dosyaya gönderme durumu söz konusu IIS'in. Bu isteği bir şekilde bizim .NET Framework'ümüze iletmesi gerekiyor ASP.NET ISP dosyasının. ASP.NET ISP DLL dosyası gelen isteği .NET Framework'e iletir ve .NET Framework'te artık kendi içerisinde o C# yazılmış olan kodları çalıştırıp derleyip çalıştırıp çıktısını üretir. Ve yine ASP.X sayfamızın içerisindeki o sunucu kontrollerimizin içerisindeki tanımlamaları da baz alarak göz olarak bir çıktı üretir. Ve böylece üretilen çıktı da istemciye gönderilir. Ki buradaki çıktı her zaman HTML kodlarından oluşacaktır. Yine bu işlem yapılırken demiştik ki sayfamız arka tarafta bir sınıf olarak ele alınır. .NET Framework bu kendisine gelen istekteki sayfanın arka tarafında tutulan o sınıf adı neyse ki burada kendi ürünlerdi.
ürünler adında bir nesne örneği oluşturur ve bunu sunucunun belleğinde tutar. Gerekli C# kodlarını çalıştırdıktan sonra, işlemleri bitirdikten sonra artık bu sunucu belleğinde tuttuğu nesne örneğini bellekten kaldırır siler ve oluşan HTML çıktısında IIS'e iletir. IIS'te bu çıktıyı alıp istemciye gönderir. Bu şekilde artık istemci kendi web tarayıcısı üzerinde sayfanın çıktısını görebilir. Şimdi yine ASP.NET'li uygulamaları şöyle biraz daha hani dosya bazında da inceleyecek olursak ki önceki teknolojilere göre ASP ve PHP gibi teknolojilere göre burada da oldukça yenilikler var. Farklı dosya tipleri söz konusu. ASP.X dosyamızın arka tarafında çalışan ASP.X.js belki hani bu ilk dosya, farklı dosya tiplerinden bir tanesidir. Yine uygulamalarda kullanabileceğimiz, şu anda slide üzerinde görmüş olduğunuz temel dosya tiplerimiz, bunların uzantıları bu şekilde. Yine ASCX dosyaları bizim uygulamamız içerisinde kontroller oluşturmamızı, bileşenler oluşturmamızı ve bu bileşenleri sayfalarda, farklı farklı sayfalarda kullanmamızı sağlayan dosya tipimiz. Eğer PHP ASP'de uğraşırken include edilen dosyalarla yani sayfanın belirli kısımlarını parçalar halinde tasarlayıp daha sonra hani include metoduyla bir şekilde sayfanın içerisine kattığımızı hatırlarsınız. Burada da aslında benzer şekilde hani orada include metodunu kullanarak ekleyebildiğimiz gibi burada aslında daha da avantajlı bir hale geliyoruz. Çünkü ASCX dosyamız bizim user kontrolümüz. Başka bir sayfanın içerisine attığımızda görsel olarak da ele alabileceğimiz, görümseyebileceğimiz bir görünüme sahip oluyor. Bu da tasarım aşamasında, dizayn aşamasında bize oldukça kolaylık sağlıyor. İkinci bir dosya tipimiz ve belki de en önemli dosya tiplerimizden bir tanesi ise config uzantılı dosyamız. Ki genelde bu dosyamız web.config şeklinde olur. Bizim konfigürasyon yani ayarlama dosyalarımızdır. Bu dosyada bizim uygulamamız ile ilgili genel ayarlamalar, genel bilgilerin tutulduğu dosyada diyebiliriz. Sistemimizle ilgili daha doğrusu uygulama bazlı olarak yapabileceğimiz birçok ayarları bu kısımdan yapmaktayız. Bunlar ne gibi ayarlamalar oluyor? İşte hata oluştuğunda uygulamanın nasıl davranmasını sağlayabiliriz veya güvenlik bazında mesela herhangi bir klasöre bir kullanıcı dışındaki başka kullanıcının erişmesini engelleyebiliriz. Bu şekilde ayarlamaları yapabildiğiniz gibi uygulama genelinde kullanabileceğimiz bilgileri ki yani bunun da en iyi örneklerinden bir tanesi bizim veri tabanlarına bağlanırken kullanacağımız bağlantı cümlesidir. Bu şekildeki bilgileri de web config içerisinde tutabilmekteyiz. Böylece uygulamanın tamamından genelinden bu bilgilere ulaşabilmekteyiz web config içerisinde. ASP.NET 2.0 ile birlikte gelen yeni dosya tiplerinden bir tanesi master dosyalar. Yani bizim site şablonları oluşturmamızı sağlayan dosya tipleri. Yine ASP ve PHP gibi teknolojilerden bilebileceğiniz bir model aslında. Orada da hani bir sitenizin genel şablonunu bir dosyada tutup daha sonra diğer bileşenlere de include yoluyla dosyalarınızı eklerdiniz ve bu şekilde sitenizin şablonunu bir dosyada tutabilirdiniz. Tabii bu gerek tasarım aşamasında gerekse uygulama geliştirme aşamasında hani kolaylık sağlaması da aslında daha da kolaylık sağlayabilecek yapılara ihtiyaç duyuluyordu ki bazı noktalarda bu yapı ASP gibi teknolojilerde sıkıntılar oluşturuyordu. ASP.NET 2.0 ile birlikte gelen master sayfalar ise benzeri şekilde bizim sitemizin şablonu tek bir dosyada tutmamızı sağlarken yine görsel olarak uygulamayı geliştirirken bizim bu sayfadan türetilen sayfalarımızın da nasıl bir görüntüye sahip olduğunu bilebileceğiz, görebileceğiz ve bu şekilde uygulamayı geliştireceğiz. Yine arka tarafta her şeyi birer nesne demiştik. Bizim master sayfamızda bir nesne olacak. Biz içerik sayfalarından bir şekilde hani o master şablon sayfamıza ulaşıp onun üzerine değişiklikler yapabilme avantajına sahip olacağız. Çünkü burada her şey birer nesne. Belki de nesne olmasının en büyük avantajlarından, güzelliklerinden bir tanesi de master sayfalarda göreceğiz. Yine 2.0 ile birlikte gelen dosya tiplerinden bir tanesi skin dosyaları. Bizim CSS biliyoruzdur belki. Site içerisindeki HTML bileşenlerin yapılarını, görüntülerini belirlediğimiz dosya çeşitlerimizdi CSS dosyaları. .NET Framework içerisinde, ASP.NET uygulamaları içerisinde ise bizim kullanacağımız ASP.NET kontrollerinin şekli, şemali, görünümü gibi ayarlamaları skin dosyaları üzerinden yapabiliyoruz ki
temalar konusunda göreceğiz. Aslında hani sadece bundan ibaret değil oluşturacağımız skin dosyaları. Yine temalar yardımıyla uygulama geneli bunları kolay şekilde uygulayabileceğimizi göreceğiz ilerleyen haftalarda. Yine ASP.NET 2.0 ile birlikte gelen yeni bir dosya tipi Sitemap. Bunu da ilerleyen haftalarda göreceğiz site navigasyon işlemlerinde. Sitemap kontrolü de sitemizin şablonunu, sitemizin haritasını bir XML dosyası içerisinde çıkardığımız bu XML dosyasının uzantısı olacak. Biz bu şablonu kullanarak sitemizin tamamını menülere, JavaScript'le dinamik menülere dönüştürebileceğiz. Uygulama genelinde, sayfaların genelinde bunu kullanabileceğiz ki görsel olarak oldukça bize oldukça kolaylık sağlayan bir dosya çeşidi ki hani bu dosya çeşidini tek başına kullanmayacağız. İleride göreceğimiz bazı kontrollerle birlikte kullanacağız. Global Asax dosyası ise bizim Global Application Class dosyamız, yani uygulama genelinde işlemleri yapmamızı sağlayan sınıf dosyamız. Uygulama bazında, uygulama çalıştırıldığı anda, uygulama kapatıldığı anda, işte uygulamada bir hata oluştuğunda veya bir kullanıcı siteye giriş yaptığında şeklinde ki bunlar sadece temel olayları. Bu tip olaylarda, bu tip durumlarda ne gibi işlemleri yapmamızı belirleyebileceğimiz bir dosya çeşidi Global Asax dosyamız. Yine önümüzdeki hafta yanılmıyorsam application konusunu gördüğümüzde küçük basit bir dememiz olacak. Sitemizde o an kaç tane aktif kullanıcı var? Bunun sayısını örneğin Global Asax dosyası aracıyla tutabiliyor olacağız ki orada da zaten Global Asax dosyasının hepsini inceleyeceğiz. ASMX dosyası ise yani bizim ASP.NET mimarisi içerisinde tutabildiğimiz bir dosya çeşidi. Bizim ASP.NET uygulamalarıyla web servisleri geliştirip bu web servislerini bütün platformları, bütün uygulamaları açabileceğimiz bir ortam söz konusu .NET mimarisinde. Bu tip web servislerini geliştirip kullanabileceğimizi dedim. Bu dosyaların uzantısı ise ASMX oluyor. Web servisleri de bizim az önce de söylemiş olduğum gibi aslında XML tabanlı bir çıktı sunarak platform, işletim sistemi, uygulama bağımsız olarak bu oluşturulan bilginin her türlü ortamdan alınmasını sağlayan dosya tipleri aslında. Biz eğitim içerisinde web servisleriyle uğraşmayacağız. Web servislerini görmeyeceğiz ama hani genel bilgi olması açısından da faydalı olacaktır. ASMX uzantısı. Yine az önce de bahsetmiştik. Biz geliştirmiş olduğumuz uygulamayı kod kütüphaneleri haline getirebiliyoruz. Assembly haline, DLL dosyaları haline ve bu şekilde de sunucu tarafında sayfalarımızın da hızlı çalışmasını sağlayabiliyoruz. Burada oluşturacağımız dosya uzantımız DLL. Yani geliştirmiş olduğumuz uygulamayı DLL kod kütüphaneleri haline getirip uygulamalar içerisinde kullanılmasını sağlayabiliriz. Bu da özellikle sunuş tarafında bize oldukça hız ve performans sağlayacaktır. Bir dakikanızı rica ediyorum. Diyelim bir ASP.NET sayfası nasıl çalışır? Şöyle bir şekil üzerinde inceleyelim isterseniz. Şimdi daha önce de söylemiş olduğum gibi bizim ASP.NET mimarisinde, ASP.NET uygulaması da kendi sadece ASP.NET için geçerli web mimarisinde 3 tane temel bileşenimiz olacak. Bunların ilkincisi istemci, ikincisi sunucu. Bir de hani bu sunucu ile istemcinin haberleşmesini sağlayacak bir internet bağlantısı, bir internet ortamı gerekli. Şimdi bizim sayfalarımız sunucuda tutuluyor. Yani bir uygulama geliştirdik. ASP uzantısı dosyalarımız var. Bunlar sunucuda tutuluyor ve istemci olarak diyelim ki ben geldim. Şimdi bir sunucudaki bir web sayfasını görüntülemek istiyorum. Öncelikli olarak yapacağım işlem istemci üzerindeki tarayıcı aracılığıyla bir sayfa isteğinde bulunmak. Örneğin diyelim ki ben burada nedirtv.com sayfasına istekte bulunuyorum. Evet. Küçük bir problem var. Bir dakikanızı alacağım. Nedirtv.com adresine bir istekte bulunan istemci tarafından bu isteğim bilgisayarım tarafından alındı ve internet ortamına aktarıldı. Şimdi internet ortamında artık bir şekilde bu isteğin IP numarası çözümlenecek routerlar, switchler aracılığıyla ve bu isteğin yapıldığı bilgisayarın adresi, IP adresi üzerinden de sunucuya ulaşılacak. Sunucuya gidildi.
Bu istek sunucunun 80 numaralı portundan yapılacak ki 80 numaralı port da otomatik olarak bu isteği AES'e yönlendirecek. Sunucu tarafında istek AES'e yönlendirilecek. AES alacak bu dosyanın uzantısına göre. Örneğin ben burada nedirtv.com/default-asftx sayfasını istediysem AES diyecek ki bu dosyamızdan ASFTX. O zaman bu dosyayı şuradaki şu DLL dosyası ele alacaktır diyecek. Mesela burada gelen istek HTML olsaydı otomatik olarak gidecekti. Disk üzerinden o HTML dosyasını alacaktı ve direkt aynı yollarla istenciye gönderecekti. Veya ASP uzantılı bir dosya olsaydı ASP dosyasını ele alacak olan ASP DLL'ine gönderecekti ve o dosyayı o DLL dosyasının işlemesini sağlayacaktı. Bizim ASP.NET uygulamalarında ise yine az önce bahsetmiştik. Uygulamamızın ele alınmasını sağlayan dosya tipimiz ASP.NET Alt ve ISAPI DLL dosyamız. AES gelen bu isteği ASP.NET isteğini ASP.NET ISAPI DLL'ine gönderdik. ASP.NET ISAPI DLL ise aslında hani bizim ASP sayfamızı çalıştıracak bileşenimiz değil. Sadece sunucu üzerindeki işletim sistemiyle konuşabilecek bir DLL dosyası olduğu için istek buna iletiliyor. Anlayış bir kod, .NET Framework tarafından, pardon dosya, .NET Framework tarafından ele alınabilecek bir dosya çeşidi değil. ASP.NET ISAPI'nin görevi bu isteği bir şekilde .NET Framework'e iletmek. Bu noktada ASP.NET ISAPI isteği HTTP modüllerine ve HTTP handlerlarına iletecek. Buradaki modüllerimizde isteği asıl çalıştırılacağı yer olan .NET Framework'e gönderecek. .NET Framework'ın merkezinde yer alan Common Language Runtime'da o kodların çalıştırılmasıyla görev alan bileşeni. Bizim sayfalarımızın arkasındaki klasları, sınıfları çalıştıracak bir HTML çıktısı oluşturacak. Default.asfx sayfası ile birleştirecek bunları daha sonra. Ve aynı kanallar, aynı yollar üzerinden AES'e gönderecek. AES de bu isteği tekrar bilgisayara iletecek. HTML bir çıktı olarak bu istek yine aynı yollar üzerinden bizim internet bulutumuza takılacak. İnternet bulutumuzdan geçecek ve istenciye iletilecek. İstenciye gelen HTML kodlarını tarayıcıya iletecek ve tarayıcı üzerinde artık HTML kodları yorumlanıp bir çıktı üretilecek. Temel olarak çalışma modelimiz bu. Yine buradan değinebilecek iki önemli nokta hani web sayfasıyla giden istekler konusu. Hangi metot kullanılır? Sonuçta burada bir HTTP protokolü söz konusu. Yani biz bir web sayfasını çalıştığımızda http://www.nedirtv.com şeklinde bir istekte bulunuyoruz. HTTP protokolü bu iletişimin sağlanmasını gerçekleştiriyor. Burada kullanabilecek iki tane metot var. Bir tanesi get metodu, diğeri de post metodu. Daha önce formlar üzerinde çalışanlarınız olduysa get ve post metodunu bilirler. Get metodu isteğin URL aracıyla gönderilmesi. Post metodu ise URL ile birlikte hani arka tarafta gizli bir şekilde verilerin iletilmesini sağlayan metottur. ASP.NET sayfalarında ki yani haftaya da pardon haftaya değil yarınki konularda da post back konusunda da göreceğiz, ele alacağız bunu. Bir sayfaya yapılan ilk istek get metoduyla yapılırken aynı sayfa üzerinde postback gerçekleştiren işlemlerin tamamı da post metoduyla yapılacaktır ASP.NET sayfalarında. Dediğim gibi get ve post bunlar aslında yarın biraz daha detaylı şekilde ele alabileceğiz. ASP.NET uygulamalarını aslında temel olarak bu şekilde inceleyebiliriz. Şu ana kadar hani bahsettiklerimizden çıkaracağımız önemli şeyler, hani ASP.NET uygulamanın ne gibi avantajları olduğu konusuna da bakacak olursak, öncelikli olarak hani sonuçta arka tarafta hazır yapılar var demiştik. Hazır sınıflar, hazır kontroller var. Biz bu kontrolleri ve yapıları kullanarak, sınıfları kullanarak çok daha hızlı uygulama geliştirebileceğiz. Yine hazır sınıflar ve kontroller olduğu gibi biz de bu ortamda kendi kontrollerimizi, kendi sınıflarımızı yazabiliyor olacağız. Bu sayede de bir de hani bu kodların bir şekilde diğer haline çevrildiğini söylemiştik. Diğer haline getirilmiş olan bu kodları farklı uygulama çeşitleri içerisinde, farklı projelerde kullanıp kodun tekrar tekrar yazılmasını engellediğimiz gibi bugün burada bir sınıf söz konusu. Kodun tekrar bakımını, tekrar güncellemesini daha pratik bir şekilde yapabileceğiz. Farklı uygulama içerisinde kullanabileceğiz. Yine .NET Framework'ün getirmiş olduğu birçok önemli avantajımız var. Yani ASP.NET uygulamaları doğal olarak bunları kullanıyoruz. Bir sefer Common Language Runtime'ın kullanmış olduğu çok gelişmiş bir hata yönetimi ve hata ayıklama işlemi var. Haftaya ele alacağız. Ne şekilde bunları kullanabileceğimizi göreceğiz. Bu hata yönetimi sayesinde sitemizde, sayfalarımızda oluşabilecek olan hataları basit bir şekilde ele alabilip uygulamamızın daha stabil, daha güvenli bir şekilde çalışmasını sağlayabileceğiz. Yine
sayfa bazında olsun, uygulama bazında olsun durum yönetimini sağlayan bazı nesnelerimiz var. Bu nesneler sayesinde uygulamamızın daha iyi şekilde çalışmasını sağlayabileceğiz. Bu arada bir şey demek istiyorum. Bazı sorular geliyor bana şu anda. Tabii şu anda hani sunum bölmek istemiyorum. Sorularınızı ekranın sağ alt kısmından bana gönderebilirsiniz. Webinarın sonunda zamanımız el verdiği müddetçe bu soruları yanıtlamaya çalışacağım ben. Şimdilik beklemede sorular. Hani yanıtlanmıyor diye şey yapmayın. Webinarın sonunda yanıtlamaya çalışacağım dediğim gibi zaman el verdiğince. Sayfa ve uygulama genelinde durum yönetimi sağlayan nesnelerimiz olduğunu da söylemiştik. Yine buradaki önemli durumlardan bir tanesi, önemli avantajlardan bir tanesi de şu ki sunucu tarafında yazmış olduğumuz kodlar tekrar tekrar yorumlanmadığı için daha hızlı çalışacak. Çünkü zaten yorumlanan kodlarımız içeride bir şekilde sınıf kütüphanede tutulacak. Her seferinde yorumlanmaya gerek kalmayacak. Bu sayede de yorumlama işlemini otomatik olarak atlamış olacağız biz bir sayfayı çalışırken. Böylece sunucu tarafında daha hızlı, daha kısa işlem yapılacak ve istenliğe daha kısa zamanda cevap gönderilecek. Bu da AutoCAD uygulamanın önemli avantajlarından bir tanesi. Yine .NET Framework'ün getirmiş olduğu bir avantaj. Çoklu dil desteği demiştik. Biz uygulamalarımızı 50'ye yakın .NET Framework destekleyen 50'ye yakın dilden herhangi birisini kullanarak geliştirebiliriz. Dilerseniz bir de ASP.NET uygulamalarını geliştireceğimiz araçlar nelerdir? Bunları da bir deneyelim. Belki bazı arkadaşlar da bu araçlar bulunmayabilir. Nasıl temin edebiliriz, nasıl kullanabiliriz? Bunlardan ilkincisi bizim ücretsiz olarak elde edebileceğimiz, kullanabileceğimiz Microsoft'un Visual Web Developer 2000 ürünü. Bunun Express Edition ürünü. Visual Web Developer Express Edition'ı internet sitesinden indirip ki şu anda slide'da zaten internet sitesi görünmekte. Şu an adreste bulunan internet sitesinden gidip bu yükleme dosyasını bilgisayarınıza indirip kullanacak olursanız ASP.NET uygulamanızı kendi bilgisayarınıza da artık geliştirebilir hale geleceksiniz ki burada bahsetmiş olduğumuz yazılım tamamen ücretsiz, lisans herhangi bir şifre veya ücret ödemenize gerek kalmayan bir yazılım. Şöyle sitesine de bakacak olursak. Adrese bağlandığınızda şöyle bir sayfayla karşılaşacaksınız. Şurada en üstte görmüş olduğunuz Visual Web Developer 2005. Bizim web uygulamalar için kullanacağımız program. Bunu bilgisayarınıza yükleyerek, indirerek kullanabilirsiniz. Yine bakın burada sadece hani web uygulamaları geliştirmek için değil, C# kullanıyorsanız C# uygulamaları geliştirmeniz için bir öde. Visual Basic kullanıyorsanız Visual Basic için, işte C++, C# dilleri için farklı uygulama çeşitleri bulunmakta. Ücretsiz olarak bunlar da indirilebilmekte. Yine SQL Server ile ilgili işlemleri yapabileceğiniz ve SQL 2005'in Express Edition ücretsiz bir şekilde bu site, bu adres üzerinden bilgisayarınıza indirip kullanabilirsiniz. Benim buradaki webinarlar boyunca kullanacağım uygulama geliştirme arayüzüm ise Microsoft'un Visual Studio 2005'i olacak. Ki hani Web Developer Express Edition'ı kurduğunuzda göreceksiniz ki hani benim kullanacağım UDE'den de çok farklı bir arayüz yok. Çok benzer arayüzler. Zaten yazacağımız bütün kodlar, bütün işlemler aynı olacak. Sadece ideler farklı ki hani dediğim gibi göreceksiniz ki çok da farklı değil. Hemen hemen birbirinin kopyası şeklinde düşünebilirsiniz. İki farklı değil. .NET Framework üzerinde sadece web uygulaması değil de bütün uygulamaları geliştirmemizi sağlıyor. Bunun için gerekli yapıları, gerekli şablonları bize sunuyor. Microsoft Visual Studio 2005 ÜDE'si. Şimdi biz bu ideyi kullanarak nasıl web uygulaması, web projesi başlatacağız? Buna da bakacak olursak. File menüsünden New seçeneğinden gidip buradaki Web Size seçeneğini seçeceğiz ki az sonra zaten bunu canlı olarak da yapacağız. Açılan menüden de ASP.NET Web Size seçeneğini seçip daha sonra da projemizi nereye kaydedeceğiz, ne şekilde kaydedeceğiz ve projemizde hangi dili kullanacağız? C# mi, Visual Basic mi? Bunları seçtikten sonra yeni bir proje oluşturup bu projeyi çalıştırabileceğiz.
Artık bu projeyi de Visual Studio ortamı üzerinde geliştiriyor olabileceğiz. Şu anda ekranda Visual Studio'dan almış olduğum bir screenshot bulunmakta. Şimdi buradaki hani bir numaralı kısım üst tarafta bizim o an açık olan uygulama dosyalarımız bulunmakta. Yani biz o an örneğin default ASP.X, ürünler ASP.X, iletişim ASP.X, işte default ASP.X.JS gibi dosyaları açtıysak bunların listesi üst tarafta bulunmakta ve kolay bir şekilde erişip bu dosyaları üzerinde işlemler yapabilmekteyiz. Yine aşağı kısımda bizim sayfamızın design ve kontrol edebileceğimiz bir görüntü sağlıyor. Diğer ise bu görsel arayüzde yapmış olduğumuz işlemlerin HTML koduna dönüştürülmüş hali olarak ele alınabilir. Yine bizim bir toolbox'ımız olacak. Şu anda ne kadar net görünüyor bilmiyorum ama az sonra detaylı şekilde göreceğiz. Toolbox'ımızda bizim uygulama içerisinde kullanabileceğimiz kontroller yer almakta. Bir Solution Explorer'ımız var. Solution Explorer'da uygulamamızın içerisindeki dosyaları, işte ASP.X dosyaları, web config dosyaları, klasörler, bunları üzerinde navigasyon dolaşımını sağlayabileceğimiz bir yapı sunuyor bize. Yine uygulamamıza yeni projeler, yeni dosyalar eklemek istediğimizde Solution Explorer'ı kullanabileceğiz. Son olarak da bir properties ekranımız var ki, penceremiz var ki burada da bizim kullandığımız kontrollerin özelliklerini değiştirebileceğimiz, ayarlayabileceğimiz bir menü, bir pencere bize sunuluyor. Bu şekilde uygulama içerisinde kontrollerin özelliklerini buradan değiştirebiliyoruz. Dilerseniz artık Visual Studio ekranına geçelim ve ilk uygulamamızı geliştirelim. İlk uygulamamızı açalım ve her programın bir klasiği olduğu gibi hani burada da bir ekrana merhaba dünya yazısını yazdıralım beraberce. Şu anda pardon. Visual Studio 2005'in uygulama arayüzüyle görüyoruz karşımızda. Şimdi bizim buradan yapacağımız olan işlem yeni bir web sayfası projesi açmak olacak. Şimdi, eğer ki yani başlangıç sayfasını kaydetmezsek ekranımızda duruyorsa şuradaki Create'den Website seçeneğinden web sayfasını web projesi oluşturabilir, açabiliriz. Bu işlemi buradan yapabileceğimiz gibi File seçeneğinden New kısmına gidip buradaki Website seçeneğinden de yeni bir web sitesi projesi oluşturabiliriz. Tıklıyorum ben Website'a. Karşımıza çıkan pencerede bizim ASP.NET uygulamalarında oluşturabileceğimiz, kullanabileceğimiz proje şablonları yer almakta. Biz burada ASP.NET Web Service kullanacağız. Bir web servisi uygulaması geliştirmek istiyorsanız ASP.NET Web Service, bir ASP.NET Ajax uygulaması geliştirmek istiyorsanız ASP.NET Ajax Enable Website'ı seçebilirsiniz. Tabii Ajax için, Ajax'ın buraya gelebilmesi için bir iki bileşeni kurmamız gerekecek bilgisayarımıza. Bizim amacımız ASP.NET Web uygulaması oluşturmak. ASP.NET Web Site seçiyoruz. Şimdi aşağı kısmına inelim. Projemizi ne diye kaydedeceğiz ve ne isimli kaydedeceğiz. Şöyle yapalım. Ben browse diyeyim. Ve kendimize ASP.NET webinarlar adına bir dizin oluşturuyorum. Yapacağım uygulamaları bu dizin içerisine kaydedeceğim. Open diyorum. ASP.NET webinarların altına da merhaba ASP.NET adında bir uygulama açıyorum. Şimdi uygulamanın kaydedileceği dizimi belirledim. Varsayılan olarak zaten bilgisayarınızda Document and Settings'in altında o anki kullanıcı adınız neyse, örneğin ben de Uğur. Onun içerisinde My Documents'in içerisinde ki yani master'sinden direkt olarak erişebileceğimiz bir yazılım My Documents. Visual Studio 2005'in altında Websites artık buradan sonra size kalabilir. Hani website'in içerisinde kaydedebilirsiniz. Başka bir dizine de kaydedebilirsiniz. Ben Websites klasörünün içerisine ASP.NET Webinarlar diye bir dizin açtım ve bunun içerisinde merhaba ASP.NET adını verdiğim bir proje oluşturacağım. Projemin kaydedildiği konum burası.
İsterseniz D'ye, E'ye veya bir flash diskinize dahi bu projeyi kaydedebilirsiniz. Herhangi bir kısıtlamanız yok. Şimdi kaydedeceğimiz yer neresi olacak? Bununla içinde 3 tane farklı durumumuz söz konusu. Şimdi file sistem dediğimizde bilgisayarımızın yerel diskine kaydedilecek uygulamamız. Bunun şöyle bir avantajı olacak. Biz uygulamamızı bilgisayardan bilgisayara kolay bir şekilde taşıyabileceğiz ve uygulamayı farklı bilgisayarlarda da kullanacağız. File sistem üzerinde olduğu için. Yani gidip o az önce kaydettiğim yerden merhaba Asetmenet klasörünü alıp başka bir bilgisayara götürdüğümde kolay bir şekilde o bilgisayardan da o uygulamayı açıp Visual Studio veya farklı bir IDE üzerinden geliştirmeye devam edebileceğim file sistemleri. HTTP ise bizim lokal host veya işte internet üzerindeki herhangi bir HTTP aracıyla bağlanabileceğimiz bir serverda, bir sunucuda, web sunucusunu tutmamızı sağlayan uygulama kaydetme yöntemidir diyebiliriz ki ASP.NET 2.0'dan önceki versiyonlarda bizim geliştireceğimiz uygulamalar varsayılan olarak daha doğrusu varsayılan değil de mutlaka IIS üzerinde çalışılması gerekiyordu ki hani bu da IIS'e bir bağımlılık gerektiren işlemdi. ASP.NET 2.0 ile artık uygulamalarımız sadece IIS üzerinde değil kendi lokal diskimizde de saklanabilmekte. Bu şekilde hani IIS olmasa dahi biz ASP.NET 2.0 uygulamalarını bilgisayarımızda geliştirebiliyoruz. Yine üçüncü bir yöntem olarak FTP yolunu kullanabiliriz. FTP'de de bizim uygulamalarımız FTP'de tutuluyor. Yani uzak bir bilgisayardaki FTP sunucusunda tutuluyor. Bu sunucu üzerinde geliştirdiğimiz uygulamalar saklanıyor. Biz bir uygulamayı geliştirirken, güncellerken FTP'ye bağlanıyor. O dosya bilgisayarımıza getiriliyor. Gerekli değişiklikleri yapıp kaydettikten sonra tekrar FTP sunucusuna atılıyor. Bu şekilde FTP'de tutuluyor. Biz uygulamada yapacağımız, geliştireceğimiz uygulamaları bu örneklerimizi file sistemde tutacağız. Evet, bu arada az önceki seçmiş olduğumuz izin kaybolmuş. Ben tekrar oraya gideyim. Tekrar bir merhaba ASP.NET diyeyim. Üçüncü bir seçeneğimiz de location alt kısmında bulunan language kısmı. Visual Basic, Visual C# ve Visual C# dilleri. Bu üç dilden herhangi birisini kullanarak uygulama geliştirebiliyoruz bu ortamda. Daha önce de dediğim gibi biz burada C# dilini kullanarak uygulamaları geliştireceğiz. Visual C# seçiyorum. Okey diyorum. Artık uygulamam oluşturuluyor. Burada bilgisayarın o anki durumuna göre 5-10 saniyelik bir bekleme süreci olabilir. Evet, uygulama oluşturuldu. Şu anda karşıma da benim uygulamamın varsayılan ana sayfası olan default ASP.NET sayfası getirildi. Bu sayfanın HTML kodlarının bulunduğu kısım. Bize çok da yabancı gelmeyecek bir kısım aslında. Belki hani daha önce uygulama geliştiren arkadaşlar için yabancı çekilecekleri tek nokta şu ilk satırda bulunan page attribute'u olabilir. Burada bizim sayfamızın bakın hangi dilde yazıldığı AutoEvent Wrap bizim sayfamızın yaşam döngüsündeki metotları kullanıp kullanmayacağımızı belirten bir tanımlama. Çok önemli bir şey değil. Code file kısmı hani az önce demiştik default ASP.NET ile default ASP.NET.js'i bir şekilde birbirine bağlayabiliyoruz. Burada bu dosyanın arka tarafta hangi hangi CS dosyasını kullanacağı belirtilmiş. default.asp.js. Yine inherit kısmı da bu sayfanın hangi sınıftan türetildiğini belirteceğimiz kısmımız. Bizim sayfamız arka tarafta alt ve default şeklinde bir sınıfta tutulduğu için bu şekilde de bu sayfanın o sınıftan türetildiğini belirtmişiz. Aşağı kısımda kalan kısımlar ise bizim dediğim gibi daha önce HTML bilenler için çok da yabancı olmayan kısımlar. Head kısmımız var. Bir body kısmımız var. Body'nin içerisinde bir form var. Buraya kadar her şey HTML standartlarına uygun bir şekilde gitmiş. Bir de div tag'imiz var. Kodlarımızı biz div tag'in içerisine yazabiliriz. Şimdi bizim burada önemli olan bir notumuz, önemli olan bir kısmımız var. O da şu. Az sonra biz sayfamızda iki tane ASP.NET kontrolü ekleyeceğiz. Sunucu kontrolü. Bunları mutlaka şuradaki form etiketleri arasında yer alması gerekecek ki düzgün bir şekilde çalışsın. Zaten form etiketi dışarısına atmamız durumunda sayfa ilk çalıştırdığımızda bize hata verecek. Diyecek ki işte bir ASP.NET sunucu kontrolü form tag'lerin içerisinde yer almalı. Yine önemli bir takı Run at Server. Run at Server'da bu formun sunucu tarafında çalıştırılacağını belirten bir özellik. Run at Server takısı. Şimdi
İsterseniz hani merhaba dünyamızı da yapmadan önce şöyle biraz da Üde'yi tanıyalım. Biz yani design kısmına geçecek tanıyalım. Bak şu anda source kısmındayız. Biz HTML kodlarını görüyoruz. Sol alt köşeden design kısmına geçtiğimizde bizim artık uygulamamızın görsel arayüzüyle karşılaşıyoruz. Biz buraya herhangi bir resim eklersek, herhangi bir tablo eklersek veya herhangi bir metin yazarsak aslında bunlar arka tarafta birer HTML koduna çevrilecek. Şöyle bakalım. Bakın div tag'in içerisine merhaba şeklinde ifade hemen düşmüş. Yapılan işlem aslında aynı. Sadece hani görsel arayüzden oluşturmanın avantajını kullanıyoruz burada. Daha iyi bir şekilde, daha hızlı bir şekilde uygulamaya geçiyoruz. Şimdi sıklıkla kullanacağımız birkaç penceremiz var. Bunlara da bakalım isterseniz. Toolbox penceremiz üzerine geldiğimizde açılıyor. İstersek sabitleyebiliriz. Şuradaki seçenek aracılığıyla. Toolbox'ta bizim uygulama içerisinde kullanabileceğimiz birçok hazır kontrol yaramakta. Bir text box, bir button kontrolü, bir drop down list kontrolü veya işte bir radio button checkbox kontrolü. Bunlar yer almakta. Yine zengin kontrollerimizden bir tanesi calendar kontrolü, add rotator, fire upload gibi kontroller yer almakta. Aşağı kısımlara geçtiğimizde aslında çok daha zengin, çok daha gelişmiş kontrollerimiz var ki haftalar, ilerleyen haftalarda bunları detaylı şekilde ele almaya çalışacağız. Veri kontrolleri var. Validation kontrolleri var. Yarın ele alacağımız bir konu. Navigation kontrollerimiz var. Login kontrollerimiz var ki ASP.NET ile birlikte gelen en büyük yenilikler, en büyük kolaylıklardan bir tanesi login kontrolleri. Web partlarımız var. Ve benzer şekilde bizim web sayfası uygulamanda kullanabileceğimiz kontroller var. Biz buradaki kontrolleri herhangi bir şekilde sayfamın üzerine sürükleyip bırakarak veya üzerine çift tıklayarak sayfamın eklenmesini sağlayabiliriz. Örneğin ben şimdi sayfaya bir tane buton ekleyeyim. Bir tane de label ekleyeyim. Şimdi buton işlevsellik olarak hani üzerine tıkladığımızda belirli işlemleri yapmasını sağladığımız bir kontrol. Label ise üzerine metin yazdırabileceğimiz bir kontrolümüz. Bu şekilde iki tane kontrol eklemiş olduk. Şimdi tekrar source kısmına gidip bir bakalım hani source kısmında neler oldu. Bakın bir ASP button ifadesi ki yani etiketler var burada. Etiket açılmış, etiket kapatılmış. Yine bir ASP label kontrolümüz var. Açılmış ve kapatılmış. Bakın hani sayfamızın HTML kısmını tanımlarken demiştik ki sayfamızın HTML kodları elementleriyle birlikte ASP'nin sunucu kontrollerimizin tanımlanacağı kısımdır demiştik. Buradaki aslında button ve label bizim birer ASP'nin sunucu kontrolümüz ve hani ne şekilde tanımlandığı, ne şekilde arka tarafta tutulduğu burada belirtilmiş. ASP button tanımlamasından sayfamız sunu anlıyor. Bu sayfada şu an bulunduğumuz kısımda bir tane buton nesnesi eklenecek. Bu buton nesnesinin adı ID'si button 1. Server tarafında çalışacak. Bakın ASP'nin sunucu kontrolü yani sunucu tarafında çalışan kontroller ve üzerinde de button yazacak. Biz buna mesela text kısmına yaz diyelim. Bu şekilde değişiklikler yapabilmekteyiz. Yine bakın herhangi bir değişiklik yapmak istediğimizde şuradaki bize IntelliSense penceresini sağlamış olduğu bir kolaylık. O kontrolün ne gibi değerler, ne gibi özellikler olduğunu bu pencereden görebiliriz. Değer atamaları yapabiliriz. Örneğin şöyle bir gidelim. Back color. Bu butonun background color'ını mesela yellow diyelim. Sarı olarak değiştirdim ben. Yine benzer şekilde label'ın değişikliklerini de buradan yapabiliriz. İsterseniz label'la yapacağımız değişiklikleri de az sonra göreceğimiz properties ekranına bırakalım. Design kısmına tekrar geçiyorum ben. Bakın kodun içerisinden yapmış olduğum değişiklikler design kısmına yansıtıldı. Butonumun rengi sarı oldu. Ve üzerine yaz ifadesi geldi. Şöyle genişletip büyütebiliyorum ben butonu. Şimdi dilerseniz label'ın özelliklerini değiştirirken de hani uygulamada kullanabileceğimiz properties penceresinde ele almış olun. Şimdi label kontrolünü seçip properties penceresine gidebileceğimiz gibi yine label'ın üzerine sağ tıklayıp properties de properties ekranımız açılacak. Bu properties ekranında bizim kontrollerimiz üzerinde ayarlamalar yapabilmemizi sağlayan kolaylık sağlayan, bize birçok avantaj sağlayan bir pencere. Kontrol, seçilen kontrol ile ilgili ayarlamaları görsel bir arayüzden yapmamızı sağlıyor. Örneğin ID'si nedir? ID'si label 1 olarak kaydedilmiş. Biz bu ID isterseniz label'e mesaj şeklinde değiştirelim. Yine hani
üzerindeki text, yani sayfa çalışanın üzerinde ne yazacak bir label'ın? Label yazıyor şu anda. Onu da silelim. Herhangi bir şey yazmasın. Yine rengin olsun mesela. Şu anda siyah. Gelin biz bunu kırmızı yapalım. Hatta şu an font ayarlamalarını da yapalım. Örneğin Tohono font olsun. Büyüklüğü de 16 piksel olsun. Zaten 16 pikselmiş galiba. Bunu 18 yapalım. Bu şekilde bakın özelliklerini görsel bir arayüzden değiştirebiliyoruz. Bu kadar değişiklik yeterlidir diye düşünüyorum. Şimdi az sonra kendi merhaba dünya yazdığım eşlemine de geçmeden son bir penceremiz daha var. Onu da bir inceleyelim isterseniz. Tabii bu pencereleri sabitleyebildiğimiz gibi şuradaki iğne simgesinden tekrar tıkladığımızda da otomatik saklanan bir hale getirebiliyoruz. Solution Explorer'ımızda bizim uygulamamızın içerisinde tutulan dosyaları, klasörleri görüntülememizi sağlayan penceremiz. Biz uygulamaya yeni bir dosya eklemek istediğimizde burayı kullanabiliriz. Yeni bir item veya var olan bir item ekleyebiliriz. Yeni bir klasör ekleyebiliriz. Alt tepenek ile ilgili klasör, özel klasörlerden herhangi bir tanesini buraya ekleyebiliriz. Şu an için uygulamamızda bir tane default ASP.x sayfamız ve bu sayfanınla birlikte çalışan, arkasında tutan default ASP.x CSS sayfamız tutmakta. Bir updata klasörümüz var. Veriyle ilgili dosyaları tutabileceğimiz bir klasör. Şu an için içerisi boş ve uzun bir sürede kullanacağımız bir klasör değil aslında. Yine bir ASP.NET uygulamasının olmazsa olmazlarından bir tanesi web config dosyamız. Yani her ASP.NET uygulaması da bir web config dosyası olmak durumunda. Şimdi şu an için bulunmuyor ama sayfamı ben ilk çalıştırdığımda bana bir şey soracak ve o soruyu ben yanıtladıktan sonra da uygulamaya bir web config dosyası atacak. Şimdi dilerseniz sayfamızı bir çalıştıralım. Bakın herhangi bir işlem yapmadık henüz. Sadece sayfamızın çıktısı ne? Bunu bir görelim. Sayfayı nasıl çalıştıracağız? Tabii bu noktada oraya bir değinelim. Yukarıda debug menüsünden start debugging, start without debugging diyebiliriz. Debug işlemi bizim izleme işlemi yapmamızı, sayfamızı adım adım çalıştırmamızı sağlayan bir seçenek. Esp tuşu aracılığıyla start debugging diyerek sayfamızı çalıştırabiliriz. Bunun şöyle bir avantajı olacak. Uygulama içerisinde, uygulama çalışırken herhangi bir hatayla karşılaşırsak o hatanın alındığı satır neresi bizi oraya yönlendirecek ve orada bizim hata ayıklama işlemi yapmamızı, adım adım debug işlemleri yapmamızı sağlayacak. Bu nedenden dolayı yani uygulamayı geliştirirken F5 ile çalıştırmak bize çoğu noktada avantaj sağlayacaktır. Yine Start Without Debugging seçeneği de sayfamızın debug işlemini tabi tutmadan çalıştırmasını sağlayacak bir seçenek. Bu menüden çalıştırabileceğimiz gibi sayfamızı bakın şurada Start Debugging butonumuz yer almakta veya klavyemizin F5 tuşuna basarak da sayfamı çalıştırabiliriz. Ben butona tıklıyorum ve sayfamı çalıştırıyorum. Az önce söylemiş olduğum şey, şu anda bizim uygulamamızda bir web config dosyası yok. Şimdi Visual Studio web config dosyasını ekleyecek fakat hani debug işlemini enable edeyim mi etmeyeyim mi diye de bize soruyor. Yani az önce bahsetmiş olduğum debug işlemi şu an kullanılsın mı, kullanılmasın mı diye. Geliştirme aşamasında bunu enable olarak tutmakta fayda var fakat sunucuya attığımızda enable olarak tutmamalıyız bu kısmı. Yani az sonra kısaca bakacağız oraya da. Çalıştırıyorum. Tabii şimdi internet ekstralara bir tıklamamız lazım. Sayfamız bu şekilde oluşturuldu. Şu anda bakın sadece sarı bir butonumuz yer almakta. Label'ımız da var ama hani label'ın üzerinde herhangi bir şey yazmasını engellemiştik. Text kısmını boş bırakmıştık. Bu sayede de herhangi bir şey label'da yazılmıyor. Şimdi az sonraki amacımız şu olacak. Butona tıkladığımızda o label'ın üzerine merhaba dünya yazılmasını sağlayacağız. Arka taraftan programatik işlemler yaparak. Tekrar Visual Studio arayüzümüze döndük. Şimdi yapacağım işlem butona tıklandığımda label'a merhaba dünya yazılması. Şimdi bu işlemi yapmak için hani aslında şu anda yaptığımız işlemi yarın biraz daha detaylı bir şekilde ele alacağız. Butona tıklandığında şu işlemi yap dememiz lazım bizim default ASP.x'i. Yani butona tıklandığında bu butonun click adında bir olayı var. Bu click olayını arka tarafta bir metoda bağlayacağız ve bu sayede bu butona tıklandığında hangi işlemi yapmasını belirleyebileceğiz.
Bu işlem içinde ben buton üzerine çift tıklıyorum. Bakın otomatik olarak şuradan göreceğiniz şekilde sayfanın üst kısmında default.asvpx.js kısmına düştük. Yani bu dosyaya düştük. Burada görmüş olduğumuz kodlar, C# ile yazılmış olan kodlar. Bazı tanımlamalar var. Hangi isim alanları kullanılacak bu projede? Bakın demiştik ki sayfamız aslında arka tarafta bir sınıf. Burada bir sınıf tanımlaması söz konusu. Public Partial Class Default, Alt ve Default. Ve bu default sayfamız nereden türetilmiş? System.web.ui namespace'i isim alanı altındaki page sınıfından türetilen bir sınıfımız söz konusu burada. Sayfamız ilk yüklendiğinde neler yapacağız? Bakın buradaki page load bize bunun belirlememizi sağlıyor. Sayfa ilk yüklendiğinde şu işlemi yap diyebiliyoruz biz bu kısımda. Buradaki tanımlamalar da aslında birer metot. Önceki dil bilgilerinizden, programlama bilgilerinizden hani fonksiyon, metot olarak da tanıdığınız kod blokları, belirli işlerin yapmasını sağlayan kod bloklarımız. Bizim butona tıklandığımızda bakın burada zaten tanımlamadan da anlayacağınız üzere click. Bizim butonumuzun click eventi, click olayı şuradaki button 1 click metoduna bağlandı. Şimdi bizim yapmamız gereken işlem şu. Bakın butona tıklandığında artık uygulama her zaman şuradaki kod bloğunu çalıştıracak. O zaman ben butona tıklandığımda oradaki label'a merhaba diye yazılmasını istiyorsam yapacağım işlem şu. Geleceğim. Protected void button 1 alt tere click metodunun içerisine gerekli olan ifadeleri alacağım. Label'ımızın adı LBL mesajdı. Ben hani demiştik her şey için her şey birer nesne ve biz bu nesnelerin avantajlarını uygulama geçirirken kullanabiliyoruz. Bakın ben şu anda label'ın adını yazarak IntelliSense penceresi çıktı karşıma. LBL mesaj hemen geldi. LBL mesajın özellikleri de bakın nokta yazdıktan sonra yeni bir pencere açılıyor. Label ile ilgili özellikler, metotlar, bunlar üyeler karşıma geldi. Şimdi benim için gerekli olan özellik text özelliği. Label 1'in text özelliğine ben merhaba dünya yazmak istiyorum. Metinsel bir ifade olduğu için tırnak içerisinde almam gerekecek yine. Merhaba dünya yazdım. Artık bakın sayfam çalışımında şöyle bir işleyiş gerçekleşecek. Ben geleceğim. Buradaki buton üzerine tıklayacağım. Sayfa gidecek. Sunucu tarafında tekrar oluşturulacak. Şuradaki default asvpx.js sayfam çalıştırılacak ve butonun click metoduna gelecek. Buradaki işlemi yapacak. Buradaki işlem de label mesajın text üzerinden merhaba dünya olarak değiştirmesi. İsterseniz artık uygulamayı çalıştıralım. Ve ne gibi değişiklikler olacak birlikte görelim. Şu anda sayfa geldi. Hala herhangi bir şey yazmıyor. Şöyle sayfamızı isterseniz kodlarına bir bakalım. Bakın yazmış olduğumuz ASP.NET sayfası arka tarafta bir şekilde HTML kodlarına çevirmiş. Bizim o yazmış olduğumuz default ASP.NET.js dosyası kesinlikle ve kesinlikle istemciye gönderilmiyor. Tamamen HTML kodları gönderiliyor. Şurada bizim ASP.NET Control olarak tanıdığımız butonumuz aslında bir HTML input submit button'ına çevrilmiş şekilde kullanıcıya gitmiş. Bakın o renk tanımlamaları, genişlik, üzerine yazılan yazılar, butonun adı, her türlü ifade, özellik burada yine tutulmakta. Yine bakın bizim label mesajımız, LBL mesaj isimdeki kısmımız bir span tag olarak açılmış. Gerekli tanımlamaları yapılmış. Fakat şu anda içerisinde herhangi bir ifade yok. Kapatıyorum bunu. Tekrar sayfamıza gidiyorum. Artık ben yaz butonuna tıkladığımda isteğim sunucuya gidecek. Sunucu sayfanın bir örneğini oluşturacak. Oradaki button 1 click metodunu çalıştırıp getirip label'ın içerisine de merhaba dünyayı yazdıracak. Tıklıyorum butona. Bakın merhaba dünya ifadesi artık sayfamdaki label'ın içerisine yazdırıldı. Bu şekilde basit bir web sayfasının, basit bir ASP.NET web sayfasının nasıl işleyeceğini de görmüş olduk. Butona tıkladığımızda sunucuya gitti. Bizim arka taraftaki C# kodlarımız çalıştırdı. Oradaki ifadelerden de merhaba dünya ifadesinin
LBL mesaj etiketine, label'ına yazdırılacağını algılayıp gerekli değişiklikleri yaptı. Bu şekilde sayfayı çalıştırdık. Bugünkü amacımız temel olarak web uygulamalarına giriş yapmak ve ASP.NET web uygulamalarının mimarilerini incelemekti. Yaklaşık 1 saat 10 dakikadır da bunları yapmaya çalıştık. Burada da webinarımızın sonuna geldik. Ben hepinize katıldığınız için teşekkür ediyorum. Yine yarın kaldığımız yerden devam edeceğiz. ASP.NET uygulamaları ile ilgili temel kavramları ele alacağız. Bir sayfanın yaşam döngüsü nedir? Ne gibi kısımlar vardır? Bunları ele alacağız. Bir event kavramımız nedir web sayfalarında ve postback işlemini ele alacağız. Sayfa çalışırken postback işlemi nasıl gerçekleşir? Bunları ele alacağız. Yine temel sunucu kontrollerimizi bazılarını nasıl kullanabileceğimizi görüp basit bir form tasarlayıp bu form üzerinde doğrulama işlemleri yani validasyon işlemlerini, validasyon kontrolleri nasıl yapabileceğimizi yarın göreceğiz. Ben yine katılımlarınızı bekliyorum. Katılımınız için hepinize teşekkür ediyorum. Şu anda görmüş olduğunuz mail adreslerinden bana ulaşabilirsiniz istediğiniz zaman. İş durumuma ve yoğunluğuma bağlı olarak en kısa sürede size yanıt dönmeye çalışacağım. Sorularınız varsa şu anda gönderebilirsiniz. Şu anda gelmiş olan çok sayıda soru var zaten. Ben zamanım el verdiği sürece bunları da yanıtlamaya çalışacağım. Tekrar teşekkür ediyorum katıldığınız için. Yarın görüşmek üzere. Katılan arkadaşlar bekleyebilirler. Soruları yanıtlamaya başlıyorum ben.